alanı şekilde verilen dikdörtgenin alanına eşit ama kenar uzunlukları onunkilerden farklı bir dikdörtgen çiziniz. Şekilde verilen dikdörtgene bir bakalım. Alanı bu dikdörtgenin alanına eşit bir dikdörtgen çizeceğiz. Alanları aynı olacak. Peki, şekildeki dikdörtgenin alanı kaçtır? Alan bir şeklin kapladığı bölgedir. Bize verilen dikdörtgen ne kadarlık bir yer kaplıyor? Yani kaç birim karelik bir yer kaplıyor. Bu küçük karelerden her biri bir birim kareye eşit. Verilen dikdörtgen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim karelik yer kaplıyormuş. Evet, alanı 8 birim kareymiş. Demek ki 8 birim karelik yer kaplayan başka bir dikdörtgen çizmemiz gerekiyor. 8 birim karelik yer kaplaması demek, alanının 8 birim kare olması demek. Öte yandan, bu dikdörtgenin aynısını çizemeyiz. Çünkü kenar uzunlukları farklı olan bir dikdörtgen çizmemiz istenmiş. Peki, verilen dikdörtgenin kenar uzunlukları kaç? Soldaki kısa kenarı 1 bir birim, üstteki uzun kenarı ise 8 birim. Verilen dikdörtgenin alanı 8 birim kare ve tek bir satırdaki 8 adet kareden oluşuyor. Yapmamız gereken 8 birim karelik alanı başka bir yöntemle elde etmek. Bu yöntemlerden biri 4 adet kareden oluşan 2 satır çizmek olabilir. 4 adet kareden oluşan 2 satır da 8 birim karelik bir alan kaplar. Gelin çizelim. Dikdörtgenimizde 4 adet kareden oluşan 2 satır olmalı. Biraz daha genişleteyim ki küçük karelerin tamamını içine alsın. Çizdiğimiz bu yeni dikdörtgende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim karelik yer kaplıyor. O halde soruda verilen dikdörtgenle çizdiğimiz bu yeni dikdörtgenin alanları eşit. Çünkü aynı sayıda birim kareyi kaplıyorlar. Fakat kenar uzunlukları farklı. Çizdiğimiz dikdörtgenin kısa kenarı 2 birim. Üstteki uzun kenarı ise 4 birim. Yani kenar uzunlukları farklı. İşte böylelikle alanları aynı ama kenar uzunlukları farklı dikdörtgenler çizmenin yollarından birini bulmuş olduk.